Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlarım, karşınızda. Bugün çok çılgın bir şey yapıyoruz ve Brawl Stars'daki bütün karakterlere güç sıralaması yaptırıyorum. Tek tek oyundaki bütün karakterleri en güçlüden en güçsüze sıralayacağım. Ve şunu unutmayın, bu sıralama tamamen benim kendi düşüncelerimin sıralaması. Yani size göre farklı bir karakter güçlüdür, bana göre o farklı karakter güçsüzdür. Yani size göre farklı, bana göre farklı olabilir. Sonra işte mesela ben Poco'yu çok güçsüze koydum. Yorumda birisi şey yazmasın böyle. Ama abi ben Poco'yu oynuyorum, çok güçlü. Değil lan, değil. Şaka şaka. Ben sadece kendi düşünceme göre sıralayacağım. Bana göre en güçlü karakter hangisi, en güçsüz hangisi, hepsini göreceğiz. Burada bakın 5 tane sıralama başlığım var. En güçlü, güçlü, normal, güçsüz ve çok güçsüz şeklinde tek tek karakterleri oraya yerleştireceğim. Bakın tekrar söylüyorum, oyundaki her karakter aslında güçlü. Hepsinin kendine göre farklı güçleri var ve doğru kullanıldığında her karakter güçlü. Ama ben bana göre olan sıralamayı sıralayacağım. Şimdi alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil düğmesini açmayı unutmayın. Çünkü başlıyoruz. Hadi bakayım, yapın bunları, yapın. İlk karakterimiz 8 bit. Şimdi yani 8 bit bence güçlü karakter, çünkü çok uzaktan sıkabiliyor, bayağı da fena sıkıyor ama çok yavaş yürüyor. Yani bence en güçlü olmayı hak etmiyor ama güçlüye koyuyorum 8 biti şu anda. Bakın böyle, bu koyduğum karakterlerin arasındaki sıralamada en soldaki en güçlü, en sağdaki en güçsüz şeklinde oluyor, söyleyeyim. Yani oyundaki birinci en güçlü karakter en üst, en güçlünün en solundaki olacak. Şimdi geldik Amber'e. Evet, yani Amber bence böyle aşırı güçlü karakter değil. Mesela 8 bit daha güçlü ona göre bence. O yüzden biraz daha yakından vuruyor falan. Çok uzaktan vuramıyor. Hasarı çok ani değil. O yüzden Amber'i ben normale koyuyorum. Ve şimdi geldik Ash Ray'e. Şimdi Ash Ray bence yani güçlü bir karakter. Çünkü doğru oynayanlarda çok güçlü olduğunu gördüm ben. Hele süper özelliğini bir koyuyor, patlatıyor falan, gebertiyor. Ash Ray'i ben güçlüye koyuyorum. Bence çok güçlü bir karakter. Ama 8 bitten daha güçsüz olduğu için 8 bitin sağına koydum onu. Şimdi geldik Barley'e. Barley Reis duvarların üzerinden vurabiliyor. Yani çok kral bir karakter. Ama onu koyacak olsam, yani Dynamite varken, Larry ve Lowry falan varken, yani ben onu normale koyardım. Evet, normal. Hatta güçsüze mi koysam ya? Evet, Barley çok güçlü değil. Ben Barley'i güçsüze koyuyorum. Yani normalde güçsüz arasında kaldım ama güçsüze koydum. Üzgünüm Barley Reis, kızma yani. Bunların arasında güçsüz. Şimdi geldik B'ye. Şimdi B böyle bir vuruyor, az vuruyor, sonra bir daha vuruyor, çok vuruyor. Acayip bir karakter. Yani B'yi nereye koymalıyım? Bence B güçlü bir karakter, yani fena değil. O yüzden onu güçlüye koyuyorum. Ama Ash'ten güçlü mü? Bence Ash'ten güçlü, o yüzden böyle Ash'in sol tarafına koydum ama 8 bitten güçsüz, o yüzden sağına koydum. Şu anda böyle durum. Şimdi geldik Bella'ya. Bella bence o kadar güçlü karakter değil. Çok uzaktan vuruyor evet ama hasarı çok değil bence. Mesela Piper falan çok daha fazla vuruyor. O yüzden ben Bella'yı güçsüze koyuyorum. Ama Barley'den güçlü mü? Bence biraz daha güçlü, çünkü vuruşlarını sektiriyor falan böyle takım arasında. O birazcık sıkıntı oluyor. Tamam, Barley'den güçlü olarak ayarladım böyle. Ve şimdi geldik Bibi'ye. Bibi bence yani fena değil. Güçlü diyebiliriz ama çok da güçlü değil yani. Mesela bence bir B kadar güçlü değil veya ne bileyim bir 8 B kadar güçlü değil. O yüzden onu normale koyuyorum ama Amber'den güçlü mü dersek bence değil. O yüzden sağına koydum. Şimdi geldik Bonnie Reis'e. Evet, Bonnie Reis yani top sıkıyor, sonra böyle uçarak gidiyor, oradan vuruyor falan. Ama çok güçlü değil bence. Bonnie Reis'i güçsüze koyuyorum ama Bella'dan güçlü olarak koyuyorum böyle. Şimdi geldik Bo'ya. Evet, Bo güçlü karakter, şimdi yalan yok. Bo vurdu mu osurtuyor yani. Yere bombalarını yerleştiriyor, yok ediyor. O yüzden Bo Reis'i ben en güçlüye koyuyorum. Çünkü gerçekten iyi oynayan Bo'lar çok iyi oynuyorlar, yok ediyorlar. Bo'nun hem hasarı çok yüksek, hem bayağı uzaktan vuruyor, hem yere bir sürü görünmez mayın koyuyor ve patlayınca direkt geberiyorsun. Ve çalıları da görebiliyor. Yani çok acayip, çok güçlü bir karakter. O yüzden en güçlüye koydum Bo'yu. Bence Bo şu anda en güçlü olmayı hak ediyor. Bakalım Bo'dan daha güçlüsü gelecek mi, göreceğiz. Şimdi geldik Brock'a. Brock da bence güçlü bir karakter. Çünkü yani vuruşları çok uzaktan vuruyor. Üstüne patlıyor, yakıyor, alana sarı da vuruyor. Gerçekten iyi oynayan Brock'lar çok güçlü oluyor yani. Ama mesela bir Bo kadar güçlü mü? Bence değil. O yüzden Brock'u güçlü kısmına koydum ama hepsinden daha güçlü olarak koydum. 8 bitten bile daha güçlü. Şimdi geldik Bull Reis'e. Bull Reis bir kere yakından tek atıyor, yok ediyor, çok manyak, çok da sağlam karakter. Bence bayağı güçlü, yani bence bayağı güçlü ama yerine göre güçlü tabi. Bazen eğer çalı falan yoksa geberiyor yani, ağzını burnunu kırıyorlar. O yüzden Bull Reis'i ben güçlüye koyuyorum ama Ash'ten güçlü, B'den güçsüz olarak koydum. Bu şekilde şu an. Şimdi geldik Buz Reis'e. Buz Reis adamı yakaladı mı vallahi yok ediyor. Güçlü karakter. O yüzden Buz Reis'i şöyle 8 bitten güçlü ama Brock'tan güçsüz olarak koyuyorum. Bence bayağı güçlü. Şimdi geldik Byron Reis'e. Byron vuruşları hem zehirleyip hasar veriyor hem de iyileştiriyor. Süper özelliği hem rakibi gebertiyor hem takımı iyileştiriyor. Çok güçlü karakter bence. Ama Byron'a en güçlüye koyamam yani. Çünkü boss seviyesinde değil. O yüzden Byron Reis'i güçlüye koyuyorum. Aha da şöyle Brock'tan daha güçlü olacak şekilde koydum. Bence Byron çok güçlü. Hem takımı iyileştiriyor hem çok vuruyor o yüzden. Ben Byron'u çok severim. Kraldır yani Byron abi. Adamsın lan. Şimdi geldik Carl Reis'e. Yani Carl Reis kraldır. Çok da eski karakter böyle. Vuruyor, geri çekiyor, dönüyor. Güzel ama yani o kadar güçlü karakter varken bence çok da güçlü değil. Yani Carl'ın hak ettiği yer bence şu güçsüzlerin arasında Berle'nin bir ön tarafında yani. Berle'den biraz daha güçlü olarak koydum. Ama Bonnie'den güçsüz. Şimdi geldik Colette'e. Evet, Colette Reis çok acayip karakter çünkü oyundaki tankları en iyi yok eden karakter. Çünkü canına oranla vuruyor rakibin. O yüzden bayağı garip karakter. Ama çok güçlüm dersek değil çünkü mesela karşısına bir Piper falan gelince ağzını burnunu kırıyor yani. Çünkü Piper'ın canı az. Colette o yüzden az vuruyor. Yani canı az olan kişiye az vuruyor. Çok olan kişiye çok vuruyor. O yüzden garip karakter. Bence Colette'in hak ettiği yer ahanda şöyle güçsüzlerin arasında en güçlü olarak koydum. Yani Bonnie'den daha güçlü ama güçsüzler arasında. Şimdi geldik Colt Reis. Evet Colt Reis. Şimdi bayağı güçlü karakter. Vurdu mu aşırı fazla hasar çıkarıyor. Yani iyi oynayan Colt'lar gerçekten yok ediyorlar. Süper özelliği duvarı kırıyor. İçinden geçerek sana vuruyor falan. Aşırı güçlü yani. Bence Colt Reis en güçlüler arasında olmayı hak ediyor. Aha da buraya koyuyorum. Hatta Bo'dan daha güçlü olarak koyuyorum. Şu anda Colt bence en güçlü karakter. Bakalım daha güçlü gelecek mi? Bence gelecek. Çünkü aha da Crow Reis. Kral ya. Bayılıyorum Crow'a. Bir kere uzaktan vuruyor. Rakibi zehirliyor. Rakibi iyileşemiyor. Kendisi iyileşiyor. Rakibi yavaşlatıyor. Üzerine atlıyor. Çok güçlü karakter Crow. Çıkarması zor ama çok güçlü. Hem de bir efsanevi. Her türlü özelliğe sahip. Mesela Colt'la Crow savaşsa, ikisi de çok iyi oyuncu olsa bence Crow yok eder. Çünkü Colt asla iyileşemeyecek. Crow saklanacak, iyileşecek, sonra üstüne atlayıp bir anda yok edecek falan. O yüzden bence Crow şu anda en güçlü karakter olarak koydum. Çok severim Crow Reis'i. Adamsın Crow. Geldi sıra Daryl'a. Evet Daryl yani Bull gibi. Aslında Bull'un aynısı ama yuvarlanan versiyonu. Ama bence Bull'a göre bir tık daha işe yarıyor çünkü en azından rakibin üzerine atlayabiliyor bir anda. Süper özelliği kendi kendine dolduğu için. Mesela Bull da öyle değil. Bull'a vurman lazım. Süper özelliğin falan gelmesi lazım. Bir de Daryl biraz daha hızlı gidiyor bence. Suyun üzerinden falan geçiyor. O yüzden ben Daryl Reis'i şu anda Bull'un bir sol tarafına koydum yani. Birazcık güçlü Bull'dan o kadar. Birden güçsüz olarak koydum. Ve şimdi geldik Edgar'a. Of bak işte bu zorlu bir soru. Edgar yani aşırı güçlü karakter bence. Çünkü vurunca kendini deli gibi iyileştiriyor. Rakibin üzerine atlıyor. Herkesi yok ediyor. Yani Edgar gerçekten aşırı güçlü. Ve hani hepinizde şey olmuştur. Hesaplaşmaya girdiğinizde böyle bir bakmışsınız olan bir Edgar'ın 10 tane enerjisi var. Şimdi üstüme atlayacak mı falan. Hepimiz bir kere altımıza sıçmışızdır öyle yani. Bu bir gerçek. Herkes Edgar'dan korkar. Mesela ben de Edgar'ı oynayınca böyle bir özgüven geliyor. Cesaret geliyor böyle. Geziyorum böyle kral gibi. Bir de süper özelliğim varsa of. Atladığım kişi ölecek yani. Çok belli. Bir de kalkan falan basabiliyorsun kendine. O yüzden çok güçlü oluyor. Bence o yüzden Edgar şu an Crow'dan bile güçlü diyebilir miyim emin değilim. Çünkü Crow uzaktan vuruyor. Zehirliyor. Çok arada kaldım şu an. Yani Edgar mı yoksa Crow mu? İkisinden birisi en güçlü karakter şu an. Ama bence koyuyorum bakın koyuyorum ama siz de yoruma kendi en güçlü karakterinizi oyundaki ve en güçsüz karakterinizi yazın bakalım. Sizce oyundaki en güçlü karakter ne ve en güçsüz karakter ne? Yoruma yazın bunların ikisini yazın. En güçlü ve en güçsüz hadi bakayım. Ve ben de şimdi koyuyorum. Edgar bence Crow'dan güçlü olarak koydum. Evet Crow Reis. Kralsın ama Edgar daha büyük kral üzgünüm. Crow'u çok seviyorum ama Edgar'ı da çok seviyorum. Ama bana Edgar biraz daha güçlü geliyor. Çünkü Edgar'la yani süper özelliğin varsa gerçekten durdurulamıyorsun. Bir de kalkanın da varsa yok edemeyeceğin neredeyse kimse yok. Atladığın geberiyor. Edgar şu anda en güçlü. Geldik Emz'e. Evet Emz çok güçlü bir karakter bence. Yani vurduğumu gerçekten yok ediyor. Hem de alan hasarı vuruyor. İyi oynayanlar da bayağı iyi yok ediyorlar. O yüzden ben burada Emz'i güçlü kısmına koyuyorum. Bir tek menzili birazcık kısa olduğu için en güçlüye koymadım yani. Menzil uzun olsa var ya direkt koyardım ama şu anda güçlülerin en güçlüsü Emz Reis. Ve şimdi geldik Eve Reis'e. Yani Eve bence o kadar da güçlü bir karakter değil. O yüzden Eve'i koyduğum yer şöyle güçsüzlerin arasında Barley'den bir sonra yani şu an öyle koydum. Bana çok güçlü gelmiyor. Öyle yumurta falan koyuyor. Omlet mi yapıyoruz lan? Oyun oynuyoruz. Şimdi geldik Feng'e. Feng bayağı güçlü karakter yani çok iyi oynayanlar harbiden çok iyi oynuyorlar. Ama böyle bir Colt gücünde falan değil bence. Feng'i benim koyacağım yer güçlü kısmına şöyle B'den güçsüz olarak koydum Feng'i. Ama Bull'dan falan güçlü yani Daryl'dan güçlü. Şimdi geldik Frank'e. Evet ayı Frank. Frank Reis bir kral ama canı çok ve sorunu birazcık yavaş olması. Vururken böyle duruyor ve öyle vuruyor yani. Oyunda çoğu karakter yürüyerek vurabiliyor ama Frank vuramıyor. O yüzden ben Frank Reis'i güçlüye koyamam yani. Normallerin arasına koyuyorum şöyle. Bibi'den ve Amber'den güçlü olarak koydum. Çünkü süper özelliği falan herkesi sersemletiyor. Canı da bayağı çok o yüzden hak ediyor. Ve geldi Gale Reis. Evet yani Gale Reis vuruşları yavaşlatıyor. Süper özelliği geri ittiriyor. Güzel karakter ama böyle güçlü diyebilir miyiz? diyebiliriz. Bence diyemeyiz. O yüzden Gale normallerin arasına koyuyorum. Şöyle amberden güçlü olarak koydum. Geldik Jean'e. Evet, Jean Reis kral yani. Tam bir it köpek, çakal. Tipi de komik. Seviyorum Jean Reis'i ama çok da güçlü değil yani. O yüzden Jean Reis'i aldım. Burada Bibi'nin sağ tarafına koydum yani. Bibi'den güçsüz normallerin arasında. Ahanda Griff. Griff yakından çok fazla vuruyor. Çok güçlü. Ama böyle bir şey var. Böyle bir şey. Böyle Griff'i güçsüz yapan, böyle dayanıksız mı diyeyim, uzaktan mı az vuruyor diyeyim. Böyle Griff Reis böyle garip yani. O yüzden Griff'i böyle güçlüye koyuyorum. Çünkü güçlü karakter ama eşten güçlü, buldan güçsüz olarak koydum. Ama hasarı bayağı yüksek olduğu için oraya koydum. Yoksa normale koyardım ama hasarı çok fazla gerçekten. Griff vurdu mu çok vuruyor yani. Geldik Grom Reis'e. Yani Grom üstten vuruyor. Aynı Barley Dynamite falan gibi ama böyle sadece sağ tarafa, üst tarafa, alt tarafa falan vuruyor. Yani bence Grom aşırı güçsüz bir karakter. Ben Grom'u güçlü bulmuyorum. Mesela onun yerine Dynamite falan bana daha güçlü geliyor. Daha mantıklı geliyor. O yüzden Grom'u ahanda çok güçsüze koydum yani. Evet, ilk çok güçsüz karakterimiz Grom oldu. Bana öyle geliyor yani. Grom'un vuruşları bir garip. Üste, alta, sağa, sola gidiyor. Çaprazdaki kimseye çarpmıyor yani. Garip bir karakter. O yüzden Grom'u çok güçsüze koydum. Yani bana göre böyle. Ve şimdi geldik Jackie'ye. Yani Jackie Reis çok dayanıklı. Alana sarı vuruyor. Onun arkasından falan vuruyor. O yüzden bence güçlü bir karakter. Jackie'yi alıyorum. Fang'den güçsüz ama Daryl'dan falan güçlü olarak koydum. Geldik Janet Reis. Evet, Janet Reis garip uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Ama çok bir etkisini, gücünü hissettiremiyor bence. O yüzden şöyle Jean'den güçsüz olarak koydum. Aha böyle. Garip bir karakter yani. Geldik Jesse'ye. Kral ya. Eski krallardan. Taratini koyuyor. Pır 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 tarıyor. Ama çok güçlü mü? Bence değil. Bir tek işte soygun modunda çok güçlü oluyor. Onun haricinde çok fazla gücünü göremiyoruz Jesse Reis'in. O yüzden Jesse'yi alıyorum ve şöyle ahanda Gale'dan biraz güçsüz, Amber'den biraz güçlü olarak koydum. Ve geldik Leon'a. Oy kral. Bir efsanevi suikastçı. Çıkarması zor, oynaması çok eğlenceli. Şimdi Leon bayağı güçlü karakter. Yani yakına girdiğinde gerçekten de böyle bir bul kadar hasar çıkarıyor. Belki daha bile fazla vuruyor olabilir. Çok iyi yok ediyor. Eğer iyi oynanırsa Leon bayağı güçlü oluyor. Ama mesela şöyle bir Colt'tan falan güçlü mü? Bence değil. Tabii ki Colt'u öldürebilir süper özelliği falan basıp. Çünkü suikastçı olduğu için ama çoğu oyun modunda falan Leon birazcık geri düşüyor. O yüzden Leon'u alıyorum ve şöyle Ems'den birazcık güçsüz ama Byron'dan güçlü olarak koydum. Güçlüler sekmesine. Hak ediyor. Leon Reis güçlü. Seviliyorsun Leon. Adam ol. Geldik Lou'ya. Evet, Lou bizim gariban dondurmacı. Kendi halinde dondurmalarını satıyor. İnsanları donduruyor falan ama çok güçlü karakter değil bence. Lou yani gerçekten de çok fazla etkisini hissettiremiyor oyunda. O yüzden Lou'yu alıyorum. Colette'in bir altına, güçsüzler kısmına koydum. Geldik Max'e. Evet, Max. Çok hızlı karakter. Çok fazla vuruyor. Doğru oynandığında yok ediyor. Max'i o yüzden alıyorum ve güçlülerin arasına koyuyorum. Ahanda şöyle B'den güçsüz ama Fang'den güçlü şekilde koydum. Güzel karakter. Ve şimdi geldik Dynamite'a. Bir kere bir kral. Bombacıların kralı bence Dynamite. Üstten vurdu mu yok ediyor. İyi oynayan Dynamite gerçekten aşırı güçlü oluyor. Yani çok da kanser oluyor. Bence Dynamite Reis kesinlikle en güçlülerin arasına girmeyi hak ediyor çünkü oyundaki en iyi duvar üstü atıcı bence. Sersemletiyor, o spor özelliği bum diye yok ediyor. Oradan oraya zıplıyor, mıplıyor. Acayip saçma sapan bir gücü var. Dynamite'ı o yüzden alıyorum ve ahanda şöyle Bo'dan güçlü, Colt'tan güçsüz şekilde en güçlülere koyuyorum. Geldik Mortis'e. Evet, çok eğlenceli karakter. Gizemli bir suikastçı. Yani Mortis fena değil yani. Güçlü bir karakter ama vuruşları falan çok yavaş da oluyor. O yüzden Mortis'i alıp şu güçlülerin arasında Griff'ten güçlü, Bull'dan güçsüz olarak koydum. Geldik Mr. P'ye. O bir it köpek, o bir Mr. P, o bir penguen. Çok da kanser karakter ama bence normal bir gücü var yani. Alıp bunu şöyle Jean'den güçlü, Bibi'den güçsüz olarak koydum. Geldik Nani'ye. Evet, Nani garip bir karakter. Yani uzaktan bile bir bul gibi vurabiliyor. Ama aynı hasarı yakından da vuruyor. Çok acayip. Nani'yi alıp ben güçlülerin arasına koyuyorum. Yani hatta Nani'yi şöyle nereye koyayım? Valla Brock'un bir altına koydum şöyle. Bayağı güçlü yani. Nani vurdu mu gebertiyor. Geldik Nita'ya. Evet, Nita çok acayip bir karakter. Yani uzağa vuramıyor böyle. Çok yakına da böyle çok fazla vuramıyor. Yani garip bir karakter yani. Saçma sapan bir şey. Ayısı var ama ayı çok yavaş gidiyor. Bence Nita Reis birazcık evet zayıf yani. Nita Reis'in sıkıntıları var. Durumlar zor. Oynaması çok eğlenceli ama çok zayıf karakter olarak geliyor bana Nita. Vallahi o yüzden Nita Reis'i mecburen çok güçsüzlerin arasına koyuyorum. Ama Grom'dan güçlü bence. Nita'yı çok seviyorum ama maalesef bence çok güçlü değil. Dediğim gibi bakın burada Grom ve Nita için söylüyorum ve diğer güçsüz karakterler için. Oyundaki her karakterin farklı güçleri var zaten ama ben bana göre olanları sıralıyorum. Yani Nita mesela savaş topunda 3 kişiyi ayısıyla bir anda sersemletir, herkesi yok eder. Doğru, çok güçlüdür. Ama bana göre bir sıralama bu yani şu an. Hepsi güçlü ama bana göre hangisi güçlü hangisi güçsüz onu sıralıyorum. Sonra bana kızmayın işte. Ben hep Nita oynuyorum, hep kazanıyorum. Nita en güçlü karakter. Böyle kızmayın yani. Geldik Otis Reis. Yani Otis çok garip karakter. Saçma sapan. Karşıma geldiğinde çok güçlü oluyor. Anlamadım. Hep çok fazla vuruyor. Anlamadım yani. Otis'in garip bir gücü var. Karşıma geldiğinde kanser oluyorum ben. O yüzden Otis Reis'i güçlüler arasına koyuyorum. Ahanda şöyle koydum. eşten güçsüz ama güçlüler arasında. Geldik Pam Reis'e. Evet, Pam garip bir karakter. Yani bana çok güçlü gelmiyor. Çok fazla bir etki hissettirmiyor yani. O yüzden Pam Reis'i alıyorum. Şöyle Bibi'den güçsüz olarak koydum. Normallerin arasında. Geldik Penny'e. Evet, Penny acayip karakter. Çok güçlü oluyor garip şekilde bazen. Bazen çok güçsüz oluyor. Ama çoğunlukla gücünü hissettiriyor bence. Böyle vurdu mu aynı anda 3 kişiyi falan yok ediyor yani. Arkasından sektirerek, topunu falan koyarak. O yüzden Penny'yi güçlüler arasına koyuyorum. Şöyle Mortis'ten güçsüz, Grit'ten güçlü olarak koydum. Geldik Piper'a. Evet, o bir kral, o bir sniper. Oyundaki en fazla vuran karakter diyebiliriz herhalde. Uzaktan bir koyduğumu tek atıyor yani. 4-5 bin vuruyor. Hele bir de çıldaysa falan hasarı iyice artıyor. Böyle bir şey yok. O yüzden Piper Reis'i ben kesinlikle güçlüler arasına koyuyorum. İyi oynayan Piper çok fena yok ediyor. Şöyle aldım ve Piper'ı Leon'un bir altına koydum güçlüler arasında. Geldik Poco'ya. Evet, Poco bence oyundaki en güzel destek. Yani her vuruşu hem can basıyor, hem rakibe vuruyor, hem alanı sarı vuruyor. Bence Poco güçlü bir destek. O yüzden Poco'yu alıyorum ve şöyle B'den güçsüz, Max'ten güçlü şeklinde koydum. Güzel karakter bence. Takımın çok işine yarıyor. Ve geldik El Primo'ya. El Primo biraz garip bir karakter. Bence hem yavaş, Frank kadar sağlam değil ama sağlam. Hasarı da çok değil yani. O yüzden El Primo birazcık normal bir karakter. Yani savaş topuna falan iş yapıyor ama onun haricinde çok da güçlü değil. O yüzden El Primo Reis'i şöyle Mr. P'den güçlü, Pam'den güçsüz olarak koydum yani. Normallerin arasında. Geldik Rico'ya. Evet, Rico'lar yani iyi oynayınca yok ediyorlar. Duvardan falan sektiriyor. Güzel karakter yani. Rico'yu alıp şöyle eşin bir altına koydum. Rosa Reis El Primo'nun aynısı zaten. Biraz daha geniş alana vuruyor, biraz daha sağlam. Ama bence işlevi daha çok El Primo'ya göre çünkü biraz daha dayanıklı yani sonuçta. Bazen süper özelliği basıp herkesi yok ediyor falan. O yüzden Rosa Reis'i ben alıyorum ve burada Jesse'nin altına koydum. Normal kısmında. Geldik Albay Raps'a. Rico gibi vuruşları sekiyor. Uzaktan vuruyor ama falan çok güçlü karakter değil bence. Süper özelliği seni güçlendiriyor ama hala çok güçlü olmuyorsun. O yüzden bence Albay Raps Reis burada normaller arasında birbirinin altında şu an. Geldik Sandy. Evet, bu Sandy'de garip bir şey var. Yani çok vurmuyor ama garip bir şekilde her Sandy geldiğinde çok iyi oynuyorlar ya da bir anda böyle seni sersemletiyor falan, bir anda da çok hasar yiyorsun. Garip bir şey var. Sandy'nin garip bir gücü var yani. Herkes görünmez falan da yapıyor. O yüzden Sandy Reis bayağı güçlü bir karakter bence. Sandy'yi alıyorum ve güçlülerin arasında şöyle Brock'tan güçsüzden güçlü olarak koydum. Sandy çok garip bir gücü var yani. Geldik Shelly'ye. O bir kral ya. O bir Shelly. Oyundaki ana karakter. Shelly Reis yakından yok eder, uzaktan da yok ediyor garip şekilde yani. Sniper özelliğini alıyor, bir koyuyor, yok ediyor yani aksesuarla falan. Shelly güçlü, o yüzden Shelly'yi güçlülerin arasına koyuyorum kesinlikle. Shelly geldi şöyle B'den güçsüz, Poco'dan güçlü olarak koydum. Geldik Lola'ya. Evet, Lola çok güçlü değil bence ya. O yüzden normallerin arasına koyuyorum yani. Şöyle Bibi'den güçsüz olarak koydum. Geldik Maggie. Evet, Maggie Reis. Robota falan biniyorsun, artısı gebiyorsun ama çok güçlü değilsin. Ama geberince falan işte düşüyor ya robotun içinden. Hala yaşıyor oluyor falan. Çok saçma bir gücü oluyor o yüzden. Alıp Maggie Reis'i ben normallerin arasında şöyle Frank'ten bir güçsüz olarak koyuyorum. Maggie Reis fena değilsin. Geldik Spike'a. Evet, Spike Reis aşırı güçlü bir karakter yani. Garip bir şekilde hem uzaktan yok ediyor, hem yakından yok ediyor. Süper özelliği alan sarı atıyor falan. Çok garip bir gücü var yani. Bence Spike bir efsanevi olarak efsanevi olmayı hak ediyor. Çok güçlü bir karakter. Spike Reis'i alıyorum ve en güçlüler arasında Bo'dan güçlü, Dynamite'den güçsüz olarak koydum. En güçlülerin arasına Spike Reis hak ediyor bence. Geldik Sprout'a. Bizim gariban Sprout ya. Duvar atıyor, üstten vuruyor falan ama güçlü karakter ama çok da güçlü değil. Şöyle aldım. Penny'den güçsüz olarak koydum. Sukik. Aha bak, bu çok kanser. Çoğu oyunda geliyor. Cicik puf patlatıyor böyle. Bayağı kanserliyor. Güçlü bir karakter. Alıyorum Sukik'i de. Şöyle Sandy'den güçlü ama Brock'tan güçsüz olarak koydum. En güçlülerin arasında. Çok güçlü bir gücü var yani, garip. Geldik Stu'ya. Atlıyor vuruyor, atlıyor vuruyor. Yakıyor makıyor. Kanser ama çok da güçlü değil. Ama güçlü. Garip bir şey yani. Stu Reis'i güçlüler arasına koyuyorum. Şöyle eşten güçlü olarak koydum. Geldik Surge'e. Evet, Surge çok güçlü. Sürekli evrim geçiriyor. Sürekli güçleniyor. O yüzden Surge'i ben güçlüler arasına koyuyorum. Aldım Surge şu anda. Jackie'den güçlü, Fang'den güçsüz olarak koydum. Geldik Tara'ya. Evet, Tara tarıyor yani. Bazen herkesi yok ediyor süper özelliği falan atıp. Garip bir gücü var. Garip bir kanserliği var. Tara Reis'i aldım. Şöyle Griff'ten güçlü şekilde koydum. Güçlüler arasına. Geldik Tick'e. Evet, Tick çok kanser. Aynı Dynamite gibi. O da bayağı güçlü oluyor yani. Tabii ki bir Dynamite etkisi bence göstermiyor tam olarak ama bazı durumlarda rakibi böyle kıstırabiliyorsun bombalarla falan. Çok kanserliyor yani. Ama Dynamite kadar hareketli değil. O kadar ani hasar çıkaramıyor. O yüzden güçlüler arasında ama en güçlü değil. Tick Reis'i şöyle Sukik'den sonra güçlüye koydum. Aha. Geldi de bizim gariban Gus. Gus ya. Garip bir şekilde çok güçsüz bu karakter. Bana hiç güçlü gelmiyor. Çok güçsüz. Aşırı güçsüz. Grom'dan bile güçsüz diyorum hatta. Oyunda bir etkisini hissedemiyorum ben. O yüzden Gus Reis'i alıp çok güçsüzün en güçsüzüne koydum şu an. Üzgünüm Gus Reis. Güçsüzsün. Süper özelliğin hiçbir şey yaramıyor. Kalkan falan veriyor. Kalkan ne lan? Çoğu karakterin aksesuar kalkan veriyor. Senin süper özelliğin kalkan veriyor. Bu nasıl bir şey? Hadi takıma falan da veriyor biliyorum ama güçsüz yani bence. Geldik Sam Reis'e. Bizim ayı boğan Sam Reis. Garip bir şekilde çok güçsüz. Hiçbir etkisini görmüyorum. Her zaman dayak yiyor. Oyunda ne zaman görsem birisi tek atıyor yani Sem'lere. O yüzden Sem'i de çok güçsüze koyuyorum. Sem reis, üzgünüm. Seni Grom'dan bile güçsüz olarak koydum şu anda. Ama Gus'tan güçlü. Ahanda Buster Reis. Yani Buster Reis'in oyunda çok bir etkisini göremiyorum. Gücünü hissettiremiyor. O yüzden Buster Reis'i alıp şöyle normallerin en altına koydum. Geldik Chester'a. Evet, Chester garip bir gücü var yani. Bazen acayip iyi Chester oyuncuları denk geliyor. Böyle çok da hasar çıkarıyor. Bir sürü farklı süper özelliği var. Oyundaki en karmaşık ve en acayip karakterlerin arasında. Bence güçlü. O yüzden alıyorum ve Chester Reis'i şöyle Griff'ten güçlü olarak koydum. Ahanda Grey Reis. Böyle piu piu diye çıkıyor. Acayip rahatsız edici bir karakter. Beni çok gıcık ediyor. Ama güçlü, evet. Bir de ışınlanıyor falan filan. Ama çok da güçlü değil. O yüzden alıyorum Grey Reis'i, bizim Gale'dan güçsüz olarak koydum. Normallerin arasına. Ve Mandy Reis. Evet, Mandy çok uzaktan vuruyor. Süper özelliği duvarın içinden falan geçiyor. Tek atıyor. Bayağı güçlü karakter. O yüzden Mandy'yi alıyorum ve şöyle Nandy'nin bir altına koydum. Bence bayağı güçlü. Ahanda Artie Reis. Kafasını koparıyor, uçarak gidiyor, bum bum vuruyor. Ama çok da gücünü hissettiremiyor bence. O yüzden normallerin arasında Frank'in bir altına koydum. Willow Reis. Evet, Willow çok kanser. Böyle sürekli zehirliyor falan, beynine geçiriyor. Güçlü bir karakter. O yüzden Willow'u alıyorum. Ve güçlülerin arasında şöyle Tara'nın bir altına koydum. Hank Reis. Evet, Hank Reis baloncu şişiriyor, patlatıyor falan. Doğru oynandığında güçlü ama çok da fazla aşırı güçlü değil böyle. Hank Reis'i alıyorum ve şöyle Gale'in bir altına koydum normallerin arasında. Maisiye Reis. Vuruşları yavaştan başlayıp hızlanıyor falan, acayip ama bir gücü de var yani, fena değil, güçlü vuruyor şu an, çok vuruyor. Maisia'yı alıyorum, güçlülerin en altına koydum ve geldik Cordelius'a. Cordelius acayip güçlü, ne zaman gelse yok ediyor yani, anlamadım. Çok garip bir gücü var Cordelius'un. Cordelius'u alıyorum ve şöyle Squeak'in bir altına koydum güçlüler arasında, bence bayağı güçlü. Aha da Dog Reis. Dog Reis bazen çok güçlü, bazen çok güçsüz, acayip bir karakter ama bence güçlü yani, böyle yeniden falan diriliyor. O yüzden güçlüler arasında en alta koydum. Aha da Pearl Reis. Bu Pearl ne zaman gelse çok güçlü oluyor, anlamadım. Kendi falan patlatıyor, manyak vuruyor. O yüzden Pearl'ü alıyorum ve şöyle Willow'un altına koydum güçlüler arasında. Chuck Reis. Bu Chuck çok kanser, acayip de güçlü. Tren oluyor, sürekli oraya buraya gidiyor. O yüzden güçlüler arasında alıyorum ve şöyle Chuck Reis'i Mandy'nin bir altına koydum. Aha da Charlie. Böyle seni örümcek ana falan hapsediyor. Kanser bir karakter ama çok da güçlü değil bence. O yüzden Charlie'yi normallerin arasında şöyle Hank'in üstüne koydum. Geldik Miko'ya, kral ya. Çok istediğim karakter, hala gelmedi ama çok güçlü değil bence o kadar. Yani maalesef bir Edgar, bir Crow, bir Spike, bir Dynamite, bir öyle manyak bir şey değil bence. Ama oynaması eğlenceli işte. Maymun gibi, biliyorsun, maymunsun yani. O yüzden alıyorum Miko Reis'i ve şöyle normallerin arasında ahanda El Primo'nun altına koydum. Ahanda Kit. Evet, bu çok kanser, çok güçlü. Ne zaman gelse çok kanserliyor beni. Kit Reis'i aldım ve güçlüler arasında Cordelius'un bir altına koydum. Ve Larry ve Lowry. Evet, aşırı kanser, aşırı güçlü, duvarın üzerinde vuruyor. Klonunu falan çağırıyor. Çok kanser. Gücü bence bayağı fazla. Aldım Larry ve Lowry'yi. Şöyle güçlüler arasında Brock'un bir altına koydum. Yani en güçlüye yakın bayağı. Çünkü yakın zamanda Larry ve Lowry güçsüzleştirme de aldı. İlk çıktığındaki hali olsa var ya, direkt en güçlüye koyardım ama şu anki haliyle güçlülerin en üstünde yani. Ve tada! İşte sıralama böyle şu anda. Bana göre oyundaki en güçlüden en güçsüze karakter sıralaması böyle, bakın. En soldaki mesela hani Edgar en güçlü. Edgar 1. Crow 2. Colt 3. Dynamite 4. Spike 5. Bo 6. Ems 7. Leon 8. Piper 9. Byron 10. şeklinde gidiyor. Sağa doğru gittikçe yani seviye azalıyor ve oyundaki bana göre en güçsüz karakter Gus, en güçlüsü de Edgar. Benim sıralamam böyleydi. Sizce nasıl, beğendiniz mi? Yoruma yazın bakalım sıralamamı beğendiyseniz ve sizin sıralamanız nasıl? İsterseniz hepsini yazın, isterseniz sadece en güçlüyü ve en güçsüzü yazın size göre olan. Ben çok eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz ve Instagram'a, TikTok'a girip Exo Alperen'i takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.